Ne kadar yanıt alabileceğimize birlikte bakacağız değerli izleyicilerle. 1. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne zaman bu konuda bilgi verdiniz? 2. Bu görüşme ne zaman gerçekleşti ve nerede gerçekleşti? Memleket Partisi'nde mi gerçekleşti? 3. Ne kadar süreyle görüştünüz ve neler konuştunuz? CHP adına bir teklif iletildi mi veya Sayın İnce'den bir teklif beklentisi size iletildi mi? Ancak şunda uzlaşırım, ancak bunda uzlaşırım denildi mi? CHP'den de bunu önerebilirsin ya da biz zaten bunu önermiştik. Ne diyormuş bakalım diye nabız sormanızı isteyen oldu mu? Özetle bu görüşmeye ilişkin Türkiye'nin bilmek istediklerini ben sormasam da siz tecrübeli bir siyasetçi olarak gayet iyi biliyorsunuz. O günlerde yaşananlar tam olarak nasıl seyretti, neler oldu bitti? Şimdi sevgili Can, şunu söylemek isterim. Önümüzdeki seçim ülkemizi çöküşe götüren baskıcı, yasakçı ve Türkiye'nin çağdaş yüzünü, Atatürk ilkelerini ortadan kaldıran bir rejimden kurtulmak, parlamenter demokrasiye yeniden dönebilmek, yani aslında bir anlayış işgalinden kurtulmak için yapılacak çok önemli bir seçim. Tam bir yol ayrımındayız. Ya bu seçimde biz çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne geri döneceğiz. Var olan eksikliklerini tamamlayarak güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz halkın gerçek temsilcilerinin halk adına parlamentoda görev yapmasını sağlayacak bir düzeni, demokratik bir düzeni, laik demokratik sosyal hukuk devletini kuracağız. Ya da bugünkü durumdan çok daha kötü noktalara doğru gideceğiz. Yani kafanızı keseriz, biz cihattayız diyen insanların iktidar olduğu parlamentonun içerisine girerek aslında Cumhurbaşkanlığını sürdüreceği bir noktaya geleceğiz. Yani çok kritik bir yol ayrımındayız. O yol ayrımını el birliğiyle aşmamız gerekiyor. Yapmamız gereken de bu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve onayı doğrultusunda benim de çok sevdiğim kadim dostum, parlamentoda ve daha ilçe başkanı, il başkanlığı olduğu dönemlerden sevgiyle andığım Muharrem'den görüştüm. Onay ve bilgisi dahilinde ve bu bir uzlaşma yapılması gerektiğini açıkça söyledim. Şimdi iktidar yanlıları deniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu başarısı olamayacağını anladı. Muharrem'e ve başkalarına sığınmaya çalışıyor. Öyle bir şey değil. Biz eski dostlar, helalleşmek ve kucaklaşmak isteyen insanlarız. Muharrem bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin bir evladı, yetiştirdiği ve çok da iyi bir şekilde temsil ettiği bir evladı. Ayrılık gayrılık olmamalıdır diye düşünüyorum. O nedenle de bu görevi sevinerek kabul ettim. Gittim ben Memleket Partisi. Görüşme teklifi, özür dilerim Sayın Sağlar, araya girmem lazım. Bu teklifi kabul ettim dediniz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yönlendirmesi söz konusu. Bilgisi dahilinde derken aslında parantez bunu da içeriyor, öyle anladım. Bilgisi dahilinde, yani evet onay verdi Sayın Genel Başkan, bilgilendirdi ve neler söylemem gerektiğini de bana aktardı. Ben de onun söylediklerini Sayın Muharrem İnce'ye aktardım. Dolayısıyla oradan, yani bir saat kadar süren bir görüşme sonrasında resimde çekilerek ayrıldık. Sayın İnce haklı olarak, kendisince haklı olarak şunu söyledi. Yani ilk görüşmeyi Sayın Genel Başkan'dan beklediğini aktardı. Nitekim bugün tweetinde atmış. Yani ben Sayın Genel Başkan geldiğinde ondan duymak istediğim bazı şeyler vardı diyor. Bir parti kurduğu ve partiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararlar verdiğini söyledi ve dolayısıyla uzlaşabilme konusunda çok nazik davrandı.
ben oradan her an her şey olabileceği düşüncesiyle çıktım ama sonucunda Muharrem İnce'nin kendi görüşlerinin herhalde zaman içerisinde açıklayacağını düşünüyorum. Nitekim bugün bir kısmını açıkladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gittiğinden, memleket bahsine gittikten ertesi gün mü görüştünüz? Efendim? Sayın Kılıçdaroğlu memleket partisine gittikten sonraki gün mü görüştünüz? Pazartesi günü, yani 3 Nisan günü görüştüm ben. 3 Nisan günü saat 6 sularında Sayın Muharrem İnce ile konuştum. Bir saat sürdü görüşmem. Ne söylediğini, ne konuştuğunuzu bana sormayın. Sayın Genel Başkanlar bu konuşmaları gayet iyi biliyorlar. Zaten benden önce de görüşmeler yapılmış. Ben bir abi olarak hem Muharrem Bey'i hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beklentilerini aktarmak üzere bir araya gelmelerine ya da aralarında birlikleri sağlamak için uğraş verdiğimi söylemek isterim. Sayın Sağlar, son bir soru. Lütfen kısa yanıt rica edin. Biliyorum başka programınız da var. Sağ olun. Anlayış gösterdiniz. Size göre bir yılların siyasetçisiniz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerilerini sundum dediniz. Gittiniz Memleket Partisi'nde Muharrem İnce ile görüştünüz. Onun tavrını da yanıtlarını da aldınız ve bu işin uzlaşıyla çözülemeyeceği kanaatiyle birlikte ayrıldınız. Bir saat süren bir görüşme. Şimdi iki tarafın görüşlerini de bildiğiniz için siz benzeri bir durumda olsaydınız Sayın İnce'nin yerinde bu önerileri kabul eder miydiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız bu önerilerle mi giderdiniz? Dolayısıyla merak ediyorum tam ortadan, kitabın ortasından değerlendirmenizi. Bu çözülebilecek bir teklif ya da kabul edilebilecek öneriler miydi sizce? Yani her ikisinin yerinde olsaydınız diye söylediğiniz için ben de söylüyorum. Bu görüşmelere gerek kalmazdı. Yani benden önce de görüşen çok değerli parti yetkilileri var. Dolayısıyla bu görüşmelere gerek kalmazdı. Çünkü zaten baştan kucaklaşırdık. Peki Sayın Sağlar, vakit ayırdınız ve sorularımızı yanıtladığınız ölçüde elbette. O şerhi düşün bir haberci olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Devlet